Merhaba, tatlı, tuzlu, ekşi lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında patlıcan oturtması yemeğini yapacağım. Normalde alışagelen patlıcan oturtmasının dışında ben bunu porsiyonluk yapmak istiyorum ve patlıcanı daha önce kızartmadan ve fırına koymadan çiğden yapmak istiyorum. O zaman yapım aşamalarını ve malzemeyi saymaya geçebiliriz. Patlıcan oturtması yememiz için gerekli olan malzemeler 300 gram kıyma gerekiyor. Kıymayı kavurmak için 2 tane küçük boy soğan kullanacağım ve 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı kadar biber salçası, yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ve baharatlarım var. Karabiber, kimyon ve zerdeçal kullanacağım. Zerdeçalı ben bütün yemeklerime koymaya çalışıyorum. Vermiş olduğu şifadan dolayı umarım sizler de denersiniz. Ve gerektiği kadar tuz kullanacağım. 3 tane orta boy patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımızı dilim dilim yapıp üzerine kıymamızı koyacağım. Patlıcanları daha öncesinden kızartmayacağım ve fırına da koymayacağım. Çiğden yapacağım. Bunu beraber göreceğiz zaten. Ve üzerine süslemek için domates ve yeşil sivri biber kullanacağım. Maydanozum vardı. Bunu kıymaya koyacağım ve 1 su bardağı kadar domates pürem var. Bunu da sos olarak kullanacağım. O zaman hep birlikte yapım aşamalarına geçebiliriz. Soğanımızı ve biberimizi ekledik. Öncesinde kıymamı biraz kavurmuştum. Şimdi soğan ve biberle biraz daha kavuruyorum. Yarım kaşık domates salçamız vardı. Biber salçamız vardı. Onları ekliyorum. Devam kavuruyorum. İki diş sarımsağımız vardı. Onları ekliyorum. Baharatlarımızı ekliyorum ve karıştırıyorum. Son olarak birazcık maydanozum vardı. Onları kıydım. Ve iç harcımız bu şekilde bitmiş oldu. Patlıcanların yapımına geçebiliriz. Patlıcanlarımızı birer parmak kalınlığında kesiyoruz. Üzerlerine koymak için büyük domateslerden birer dilim kesiyorum. Patlıcanlarımızı tepsinin altına öncelikle diziyoruz. İç harcımızı patlıcanların üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Yaklaşık bir bardağa yakın domates sosumuz vardı. Domates püresi. Onu kabıma aldım. İçine biraz zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıyorum. Yarım bardak kadar su ekledim. Biraz tuz ve biraz kekik ekliyorum.
Hazırlamış olduğumuz sosumuzu tepsimizin dibine boşaltıyoruz. Patlıcanların yarısına kadar gelmesi yeterli gelecektir. Daha çok olmasın. Patlıcanlarımızı hazırladım. Hepsini bütün aşamaları beraber yaptık. Bu şekilde bunu fırına süreceğim. Daha önceden ısıtmış olduğum 190-200 derece arasındaki fırında pişinceye kadar bırakacağım. Fırında patlıcan yemeğimizi yaptık. Diğer adıyla patlıcan oturtmasını yaptım. Çıkardım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Porsiyonluk olduğu için servis yapması çok kolay ve oldukça lezzetli oluyor bu şekilde. Kanalımı ve yaptığım yemekleri beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve herkesten önce haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayınız. Daha başka tariflerle buluşmak üzere, hoşça kalın. Sizlere patlıcanın içinin piştiğini göstermek istiyorum. Ve közlenmiş patlıcan tadı olduğu için enfes bir lezzete sahip. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel pişmiş.